olduğunu söylüyor. Emrah Yıldırım da bunu ifadelerinde anlatıyor. Yani tetikçi bunu ifadelerinde anlatıyor. Şimdi şuraya dönelim Timur. Mehmet Ağar hangi para için devreye girip aracılık yapmış Sedat Peker'in iddiasına göre? Aynen. Savcılardan öğrenemediğimiz, çünkü soruşturma olmadığı için, soruşturma karanlıkta kaldığı için öğrenemediğimiz konu aslında yeraltı dünyasında uzun süredir konuşulan, o devletin karanlık dehlizlerinde de bilinen bir konu. Olay şu iddialara göre. Yani Sedat Peker'in iddiaları ve bizim kaynaklardan öğrendiğimiz iddialara göre olay şu. Bu Orhan Adıbelli döndüğünde 50 milyon eurosu Hollanda'da kalıyor. O 50 milyon euroyu almaya çalışıyor. Sürekli onu tahsil etmeye çalışıyor o parayı. Ama alamıyor. Malı sattıramıyor bir türlü. Bunun üzerine Murat Boyracı, o da bir uyuşturucu kaçakçısı. Murat Boyracı'yı aynı zamanda Elazığlı, yani Mehmet Ağar'ın memleketlisi, hemşerisi ve Tolga Ağar'la ortaklığı da resmi, Sicil gazetesinde resmi belgelerde olan bir isim. Bu Murat Boyracı'ya diyor ki bu 50 milyon euroluk malı sat, parasını bana getir. Murat Boyracı da bu malı satıyor Avrupa'da. Ama parayı da alıyor, Türkiye'ye de sokuyor. Ama Orhan Adıbelli'ye vermiyor. Orhan Adıbelli de parasını almaya çalışıyor. Böyleki durumlarda mafyada biz hep gördüğümüz bir şey, bu baronları incelediğimizde gördüğümüz bir şey, o para artık nasıl denir? Ortadaki bütün mafyaların iştahını kabartan bir yemek. Çünkü bir çatışma var. O parayı kim alırsa, kim güçlüyse o tahsil edecek. Bu anlattığımız Murat Boyracı da o parayı vermemek için güçlü bir İstanbul'daki mafya grubuna, Türkiye'nin önemli bir mafya grubu bu, onlara yanaşıyor. Onların çok önemli bir adamıyla anlaşıyor. Diyor ki bu 50 milyon euroyu şeye vermeyelim, Orhan Adıbelli'ye vermeyelim. Ve bunu, bu parayı korumaya çalışıyorlar, vermemeye çalışıyorlar. Orhan Adıbelli de baktı gücü yetmeyecek. Çok güçlü bir mafya grubu var karşısında. İddiaya göre Mehmet Ağar'a giriyor. Şimdi Sedat Peker de diyor ki sen Orhan Adıbelli'nin HTS kayıtlarına bakılsın, Mehmet Ağar'la görüşmüş mü görüşmemiş mi? Olaydan hemen önce görüştü diyor. Öldürülmeden önce onunla görüşüyordu diyor. Ve Orhan Adıbelli... Orhan Adıbelli Mehmet Ağar'la görüşüyordu. Evet, çünkü Mehmet Ağar en güçlü bu işleri çözebilecek. O mafya grubu da çok güçlü. Sen bu parayı tahsil et. En güçlü derken Türkiye'nin eski Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı. Evet, aynen böyle. Ve bir masa kuruluyor İbrahim abi. Masada 50 milyon euro var. Bir yerde iddiaya göre Mehmet Ağar var. Bir yerde o mafya grubu, çok güçlü mafya grubunun temsilcisi var. Bir yerde Murat Boyracı var. Ve Murat Boyracı'nın yanındaki diğer isim var. Ve 50 milyon euro o masada paylaşılıyor. Biri 15 milyon euro oluyor, biri 15 milyon euro. Murat Boyracı ve yanındaki kişiye de 10'ar milyon euro kalıyor. Ve şey kararı, ölüm kararı, Orhan Adıbelli'nin ölüm kararı artık o masadan sonra verilmiş vaziyette. Ve Sedat Peker'in iddiasına göre Murat Boyracı bir galericiden, hatta Sedat Peker'in de tanıdığı bir galerici vesilesiyle bir kiralık katil ayarlıyor. Kiralık katil de dediğimiz tetikçi Emrah Yıldırım zaten ifadesini de söylüyor. 2 milyon euro için bu cinayeti işledim diyor. 200 bin lirasını elden aldım diyor. Geri kalan parayı da Almanya'daki teyzeme vereceklerdi diyor. Yani burada Orhan Adıbelli'nin öldürülmesi süreci nasıl 1990'larda insanlar uyuşturucu paralarını Tarık Ümit'i öldürürken, Tarık Ümit'in de içinde olduğu şebeke uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddia eden kişileri öldürüp onların parasına çöküyordu. Burada 1990'larda Sur Çetesi ne yaptıysa Orhan Adıbelli'de de bu olayın daha üst bir versiyonunun 2020 Türkiye'sinde yaşandığını görüyoruz. Şimdi Orhan Adıbelli geldi, korundu belli ki bir dönem. Sonra gözden çıkarıldı bir para için. Ama şöyle bak, çok doğru bir şey söyledin. Ne biliyor musun? Düşünün, Avrupa'da yazı dizileri var adam hakkında. Adam herkes biliyor. Yani uyuşturucu baronu olduğunu herkes biliyor şu. Türkiye devletinin bu adamın uyuşturucu parasıyla Türkiye'ye gelmediğini bilmemesi mümkün mü? İmkansız. Ve kim korudu? En önemli soru, çok en doğru soruyu sordum. Orhan Adıbelli'yi uyuşturucu parasıyla burada çimento fabrikaları kurarken, geri dönüşüm fabrikaları kurarken, böyle pozlar verirken, yatırımcı olarak vali odalarında ağırlanırken, makamlarda ağırlanırken, bu devlette bir şey, işte devlet yok. Onun için devlet yok. Ya biri çıkıp demez mi? Ya arkadaşlar bu uyuşturucu parası kara para bu. Ya gözümüzün önünde demez mi? Denmiyor işte. Şeyi hatırlıyor musun? Bir bilgin var mı o konuyla ilgili? Orhan Adıbelli'nin 50 milyon euro için bölüşülmesine rağmen infazı kararlaştırılıyor da kalan mal varlığı nerededi? Onunla ilgili bir bilginiz var mı? Ya o, şu an oğlu var. Oğlunun şirketleri de devam ediyor. Diğer şirketler de devam ediyor. Ama burada şudur İbrahim abi, her zaman şunu göz önünde bulundurman lazım. Anlaşılamayan para o ortamın parasıdır. Evet. Ve o parayı bir kere bıraktığın zaman
sana çok daha fazla gelirler. Yani o 50 milyon euro da şimdi izleyicilerimize küçük gibi geliyor olabilir ama önlerinde görseler öyle düşünmezler. Kimse öyle bir parasını bırakmak istemez. Ve hepsi şunu göze alır. Kimse yarısını mafyaya vereceğim der zaten. Yani orana değil bir payını da parasını alsa İnsanlar... Mehmet Ağar, Mehmet Ağar o paranın yarısını alacak ondan. Timur, yani onu göze alarak yapar. İnsanlar 5 TL için, 10 TL için ona ulaşabilmek için hayatını veriyorlar günlük. 20 TL'ye, 25 TL'ye Adana'da bu yemeğiyle çalışan işçiler var. 50 milyon euro tezahür edemiyoruz biz. Tabii. Yani onun nasıl bir şey olduğunu, birleştirince kaç metrekare olduğunu, bir masaya konulur mu, odaya sığar mı, odaya sığmaz mı filan bizim düşünebileceğimiz rakamlar değil. Evet, izninizle ben yine araya girerek. Şimdi uyuşturucu baronu bu kadar aranmış bir isim geldi. Türkiye'de sarıp sarmaladık biz, koruduk. Bir başka İnanılmaz isme yani. Geçeceğim. O da dolandırıcılıkla dünyanın gündemine düşmüş biri. Yine Sedat Peker'in anlattığı biri. Ama burada yine özel ilgi görüp korunmuş bir isim. Ahmet Nazari. Evet. Bir de onu anlatalım. Ya Ahmet Nazari o da gerçekten ilginç bir karakter. Ya bu aslında şu. Yani dünyanın bütün bunların mahkesi, hepsi bir yere bağlanacak evet, tabii. İsim bağlanacak. İsim gidiyoruz. Yani Ahmet Nazari de şu. Yine Sedat Peker'in ifşalarıyla gündeme geldi. Sedat Peker önce onun iddialarını anlattı. Dedi ki Ahmet Nazari bir İran vatandaşı. Bu çok büyük bir vurgun yaptı. Yılda bakın yine İbrahim abi rakamlara yine yani sen ekonomist olarak dikkatini çekeceğim. 250 milyon dolarlık yılda bir dolandırıcılık organizasyonunu yönetiyor. Nasıl Ahmet para Nazari. İbrahim abi? Sana çok beğendiremiyoruz paraları. İyi mi? 250 milyon dolar yıllık. İyi mi? Ya bu paralar ifade edilmez yani. Aynen. İyi yani, para mı yani abi? Muhteşem para. Paralar yani. İşte bu da Almanya'da yaşayan bir İranlı aslında. Ve Sedat Peker'in iddiasına göre Almanya'da bu vurguna başlıyor. Ve vurgunu yaptıktan sonra Türkiye'ye geliyor ve diyor ki Sedat Peker'in iddiasında ben ifşalara başlayınca bu kişi Mehmet Ağar'ın korumasıydı. Mehmet Ağar'ın korumasındaydı. Yani Mehmet Ağar bu büyük vurgunu yapan kişiyi bütün devlet olanaklarıyla koruyordu. Çakarlı araçla gezdiriyordu bunu. Ben şey yapınca, deşifre etmeye başlayınca, ifşa edince paniğe kapıldı. Bu kişiyi Dubai'ye gönderdi. Ahmet Nazari'yi dedi. Ve bu kişiye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı sağladı Mehmet Ağar dedi. Bakın bir dolandırıcıya ve dünyada aranan bir dolandırıcıya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliği verilmesinden bahsediyoruz. Yani vatandaşlık verilmesinden bahsediyoruz. Şimdi Mehmet Ağar neden özel bir ilgi duydu? Ve ayrıca evet ne özel bir ilgi durduğunun bir diğer örneği silah ruhsatı alması. Yani Ahmet Nazari aynı zamanda diyor ki çünkü bunlar bakın bunlar 5 dakikada ortaya çıkıyor. Yani bir savcıya verin bunu. Bu iddiayı 5 dakika sonra size doğru mu yanlış mı söylesin. Öyle iddialar bunlar. Çünkü Sedat Peker de iddiaları doğrulayabilecek şekilde bilgi sunuyor. Yani suç örgütü lideri olduğu için o şeyleri de biliyor yani. O yüzden gazetecilere de şunu söylüyor. Gidin ben sosyal medya yasası çıkacak yasadan da korkmayın. Her şeyin belgesi var. Bunlar yalan haber i̇şte olmayacak evet, diyor. O çünkü ama o yani kesinlikle şeyi o gazeteciliği öğrendim falan diyor. O gazeteciliği öğrenmek değil zaten bir suç. Faaliyetinde bulunduğunuz zaman yasaları çok iyi bilmek zorundasınız. Yani geçmişi için söylüyorum. Sedat Peker'in geçmişinde de sonuçta suç örgütü faaliyetleri var. O bu konuda deneyimli ve onun içinde bir deliller nasıl ortaya dökülür? O kapsamda paylaşım yapıyor. Ve Ahmet Nazari içinde şunu diyor. Bir silah ruhsatı almak istedi. İzmir Valiliği'nden denediler. İzmir Valiliği başımız belaya girerek diğer kabul etmedi. Ve şey yaptılar. Eskişehir Valiliği'nden aldırdılar silah ruhsatını diyor. Şimdi Sedat Peker'in iddiaları bu. Ahmet Nazari ile ilgili araştırdığımızda da şunları öğreniyoruz. Dediğim gibi teyide muhtaç bilgiler çünkü bir savcılık soruşturması yok. Ya gazeteciler için de o kadar zor bir şey ki. Yani gazeteci belgeyle hareket etmek zorundayız ya biz. Ama savcılık soruşturma yapmayınca bizim de elimizi kolumuzu bağlıyorlar. İddialarla hareket etmek zorunda kalıyor. Bu iddialar şu. Bu kişi Ahmet Nazari İran bakın burada şey kimliğini de koydu. Sedat Peker kimliğini de yayınladı. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş. Ben de bir aynı zamanda İran pasaportunu koymuştu. O isimle aradım. Hatta Murat'la birlikte araştırdık. Eski ismiyle aradığımızda ticaret sicil kayıtlarında Nazari Gayrimenkul Yatırım diye bir şirketi olduğunu bulduk. Ve bu şirket kayıtlarına baktığımızda da arkadaşlar birazdan belgesini gösterecektir. O belgede bir süre İran'daki ismiyle ve yabancı kimlik numarasıyla sicil gazetesinde şirketini işletiyor. Ve bu belge değil, bir sonraki belge olacak. Bir süre sonra o sicil gazetesinde değişiklik için başvuruyor. İran
böyle çok zorludur onların soyadları. Soyadı tam bu belge. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimlik numarasıyla ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ismiyle, Ahmet Nazari ismiyle çalışmaya devam ediyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını Şubat 2020 sanırım Sicili Gazetesi'nin tarihi, o tarihte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmiş. Ahmet Nazari ne yapıyordu peki? Nasıl dolandırıcılık yapıyordu? Onu araştırdım. Forex vurgunu yapıyormuş. Yani İran'da yaşayan, özellikle Azeri kökenli olan ve Azerbaycanlılarla dolandırdığı bir forex sistemi kurmuş. Ve oradan gerçekten de çok büyük vurgunlar yapmış. İşin garip yanı, o büyük vurgunlarla Almanya'da arandığı iddia ediliyor. Interpol kayıtlarında aradım. Interpol kayıtlarının büyük kısmı kamuoyuna kapalıdır. Bir kısmı açıktır. Orada ismi yok. Muhtemelen kapalı olan, eğer aranıyorsa gizli olan soruşturmalarda, yani kamuoyuna açık olmayan soruşturmalarda aranıyor. Aranırken Türkiye'ye geliyor. Ama tanıkların ifadeleri de birebir Sedat Peker'in anlattıklarıyla örtüşüyor. Zaten biraz önce görüntüsü de geldi. O var yapın çok devasa kulelerinde ofisi var. Beykoz'da, işte burada. Daha sonra bu şirketini başka bir yere taşıyor. Beykoz'da Acar Blue, hatta Erdal Acar da bugün gözaltına alınmış. Başka bir olayla ilgili olarak. Acar Blue diye çok lüks bir rezidans var. Orada yaşıyor. Ve çeşitli mafya grupları böyle durumlar olduğunda, yani böyle büyük bir dolandırıcı, böyle bir servet sahibi bir kişi geldiğinde hemen ona yönelirler. Onu koruruz seni derler. İşte şöyle derler, böyle derler. O paradan pay kapmaya çalışırlar. Bir de İranlı yani. Benim aldığım duyumlara göre bazı suç örgütleri bunun kapısını çalıyorlar. Acar Blue'ye gidiyorlar. Diyorlar ki seni koruyalım. Senin paran çok büyük sana. Bunu yapanlar, o kapıyı çalanlar bile aynı gün içinde sadece birkaç saat sonra gözaltına alıp tutuklanıyorlar. Yani koruma öyle bir koruma. Anlatılana göre, iddiaya göre yine diyorum, içlerinde polislerin de olduğu bir koruma ordusu tarafından korunuyor. Çakarlı araçlarla geziyor. Ya çünkü para çok büyük. Ve adeta devlet, yani Türkiye'de o polis ilişkilerinden birileri şey yapar, onu koruyor. Etrafında böyle bir koruma halkası oluşturuyorlar. Hatta Sedat Peker şunu iddia ediyor. Yani Ahmet Nazari o kadar şeydi ki, güçlenmişti ki, yani şey yapıyordu. Yani kimsenin yanına yaklaşamayacağı ve Mehmet Ağar'ın korumasında olduğu için de kimsenin dokunamayacağı bir noktaya gelmişti. Ve ben ifşalara başlayınca o parayı korumak için aynı zamanda onu Dubai'ye gönderdi. Ve her zaman da böyle olur gerçekten. Yani Orta Doğu'da bir kara para varsa, uyuşturucu parası varsa her zaman Dubai'ye gider o. Yani Dubai kara paranın merkezidir. Murat da o soruşturma dosyalardan çok iyi biliyor. Uyuşturucu bakarsınız hatta merkezi. Orada konsey toplantıları yapılır böyle. Yani uyuşturucu baronlar orada toplanır. Ve orada örneğin biri alacağı var, 25 milyon dolar. Orada aksakallılar olur. O paranın paylaşımına karar verilir. Ahmet Nazari de aslında yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlığının ne hallere düşürüldüğünü en bariz örneklerinden biri. Düşünün, bir suçlu, ki normalde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için pek çok soruşturmadan geçmen gerekiyor. 250 bin dolar versen de geçmen gerekiyor. Ama bu kişiler vatandaşlık bulmakla kalmıyor. Çakarlı araçlar ve koruma ordularıyla geziyor. Ve hiç kimse onlara dokunamıyor. Evet. Çok merak ediyorum bir cümle söyleyeyim. Reklamdan çok sonra merak ediyorum. Tolga Ağar, Mehmet Ağar, Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti dava diyorlar. Muhafazakarlık, dindarlık filan dava diyorlar. Mehmet Ağar, Tolga Ağar bu davanın neresinde, çok merak ediyorum. Çok duygusal bir kısmı olmaları gerekiyor değil mi? Şöyle yaparak ben. Şimdi reklama gideceğiz ama reklama gitmeden Timur bize devam ettirecek bunu. Sedat Peker tüm bu anlatılanlarla bize ne söylüyor? Ahmet Nazari'nin de oraya gitmesi, Dubai'ye ne ifade ediyor? Bir suikast hazırlığı var mı yok mu? Tüm bu konuşmalar nasıl başladı? Maximov'a yanıt veren Mehmet Ağar'la başladı. Türkiye'de değil, Azerbaycan'da bir YouTube kanalında konuştu. Maximov'a da